işi doğru inşa etmekten bahsettiniz. Günümüzde artık 2-3 hafta sonra 2019'a gireceğiz ve 2019'da network marketing'de tüketici ağı oluşturmak ya da bir ekip kurmak için kullanmayı tavsiye ettiğiniz araçlar neler olacak ve özellikle dijital pazarlama ya da internet bunun neresinde olacak ya da interneti nasıl kullanmalıyız? Sonuçta ben sizinle tanışmadan önce sizin zaten bir kişisel bir markanız vardı ve bu kişisel marka aslında internetin sayesinde, internetle birleşerek bir çarpan etkisi daha oluşturmaya başladı. Yani burada kişisel marka da aslında çok önemli. Kendinizi kişisel ve profesyonel anlamda geliştiriyor olmuş olmanız da çok önemli. İnternet ancak bu şekilde size katma değer sağlar. Yani bir çekim merkezi haline gelmeniz gerekiyor ki internette sizi 2'ye, 3'e, 4'e katlasın. Çünkü birçok insan diyor ki ya ben internet üzerinden ekibimi inşa edeceğim ama siz kendiniz sıfır olduğunuzda internetin gücü sizi çarpamıyor. O yüzden burada kişisel ve profesyonel gelişme ve dijital pazarlama konusunda arkadaşlara ne gibi tavsiyeniz olur ya da şu anda kendi ticaretinizde bunu nasıl uyguluyorsunuz? Bildiğim kadarıyla mobil uygulamalar kullanıyorsunuz, web sayfanız var, YouTube kanalınız var, blog siteniz var ve oradan da ciddi anlamda potansiyel bir ciro üretiyorsunuz ya da potansiyel ekipler kuruyorsunuz. Bundan biraz bahsederseniz. Çünkü bu anlamda tecrübeliyiz diyebilirim yani. En son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim. İnternetin doğru bir şekilde kullanılması için bütçe ayırmak zorundasınız. Nokta. Bakın. Hepimiz internetin müşterisiyiz. Hepimiz. Ya da potansiyel müşterisiyiz. Bir şekilde cebimizden o parayı mutlaka alıyor internet. Bir şekilde alacak o parayı. Şimdi oyunu kurallarına göre oynamak lazım. Bir defa konu network marketing ise ve aynı zamanda internetle birleştirmeye çalışıyorsak eğer bunu, şunu bilin bir defa. Network marketing günümüz dünyasında artık sadece offline, yani eski okul tekniklerle büyütülebilecek bir iş olduğuna ben, evet büyütebilirsiniz doğru, belli bir aşamaya getirebilirsiniz doğru. Ancak ben hep şuna inandım. Offline teknikler, bunun yanında online teknikleri de mutlaka kullanın. Yani her ikisini de kullanın. İnternet diye bir araç var günümüzde dünyada. Kaldıraç etkisine sahip bir araç. Eğer ki bu aracı doğru bir şekilde kullanmasını öğrenmiyorsanız, bana sorarsanız eğer masada korkunç büyük bir parayı direkt bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki buyur abi, bu para senin olsun. İnternete doğru bir şekilde kullanmasını öğrenin. Araştırın. Bunun için kurslar var. Alişan'la temas etmenizi her zaman öneriyorum. Blogumu takip edenler, Facebook sayfamı, her kanaldan öneriyorum. Neden öneriyorum? Benim Alişan'la en ufak bir organik bağım yok. Yani ticari anlamda da en ufak bir bağımız yok. Öneriyorum çünkü Alişan'ı ben Türkiye'de nadir sayıda ruh ikizimden birisi olarak gördüm. İlk benim e-bankıma katılmış, blogumu görmüş. Bu arada blogumu başlattığımda gelirim sıfırdı network marketing'de. Birçok insan bu konuda ya ben başarılı olmadım ki, önce başarılı olmam lazım, finansal başarı elde etmem lazım, daha sonra ben internette var olmam lazım diye düşünüyor. Tamamen tersi olmalı. Tek kuruş para kazanamadan buna başladım ben. Size de önerim bu. Network marketing şirketlerinizin kamplarında, otel toplantılarında, online toplantılarında sürekli olarak veri akışı var size doğru. Veri alıyorsunuz oradan, eğitimler alıyorsunuz. Bu eğitimleri YouTube videolarıyla olur veyahut da Facebook sayfanızla olur veyahut da efendime söyleyeyim işte blog yazıları şeklinde olur, bir şekilde servis etmeyi başlayın bir an önce. Ancak bunu da öyle hani şeyle, kara düzen tekniklerle değil, kendi bildiğiniz şekilde değil, belli bir disiplin dahilinde internette bunu servis etmeyi öğrenin. Öğrenin. Öğrenmek için de lütfen bir zahmet, bir miktar para harcamayı göze alın. Mutlaka bir bütçe ayırın. Her zaman bunu söylüyorum. Çünkü internet bütçe ayrılması gereken bir araç. İnternet sizin yaşamınıza leverage dediğimiz kaldıraç etkisini, kaldıraç etkisini ve bunun sonuçlarını sunabilecek bir araç. 5 sene önce, 6 sene önce, 2010 senesinde yazmış olduğum bir blog yazısından hala daha para kazanıyorum şu anda. Blog yazısı sayesinde bir kez yazdım sadece. O blog yazısı sayesinde hala benimle kontak kurup, benimle tanışan, benimle arkadaş olan, ileriki dönemde belki benim network marketingle işinde benimle birlikte çalışmak isteyen insanlar var hala. Düşünün, 10 sene sonra
Bu sefer şunu söyleyeceğim. Diyeceğim ki 20 sene önceki bir Facebook paylaşımım sayesinde ya da bir YouTube videom sayesinde hala daha para kazanıyorum ben. Sizin için de yeterli. Tek kuruş para kazanmıyordum. Hatta cebimden harcıyordum. Otoresponder vesaire, işte blog yıllık ücreti var vesaire. Büyük paralar değil bunlar ama sonuçta cebimden harcıyordum. Sıfır kazanıyorum. Yani kazancım yokken interneti kullanmaya başladım. Alişan'la tanıştık. Dediğim gibi Türkiye'de nadir ruh ikizim olarak tanımladığım kişilerden bir tanesidir. Teknik anlamda bunu yapamazdım. Her şeyi yapamazdım. Onun eğitimlerinden faydalanmayı tercih ettim. Alişan'ın müşterisi olmayı tercih ettim. Bunun için bütçe ayırdım. Bunun da karşılığını fazlasıyla ve fazlasıyla ve fazlasıyla almaya başladım. Yıllar içerisinde. Bilmiyorum, herhalde 3-4 sene olmuştur tam anlamıyla Alişan'la kol kola girmiş. Yani Alişan'ın danışanıyım. Onun şeyiyle konuşuyorum, terminolojisiyle. Onun müşterisiyim benim terminolojimle. Ve bundan dolayı da gayet mutluyum. Dolayısıyla özet, uzun lafın kısası tekrardan. Hepimiz internetin eninde sonunda müşterisiyiz. Müşterisi olmaya da devam edeceğiz ya da potansiyel anlamda müşterisi olmaya devam edeceğiz. Sadece harcayan tarafında olmayalım, kazanan tarafında da olalım. Network marketing işimize evet küçükten başlayın. Belki %90 offline ama %90 online olarak yavaş yavaş başlayın. Yavaş yavaş o %10'u %15 yaparsınız. Daha sonra eşit çekmeye gitmeye devam eder. Hemen bir anda sonuç beklemeyin online olarak. Sonuçlar zaman içerisinde gelir. Süreklilik yasası her zaman işler, burada da işler. Ancak sürekli içerik YouTube videoları veya Facebook sayfası veya blog, sürekli içerik, tempolu bir şekilde sürekli içerik belli bir zaman sonra 3 ay, 5 ay, 6 ay, 10 ay, efendim 20 ay, tamamen temponuza göre sizi yepyeni insanlarla tanıştırır. Dünyada 8 milyar insan yaşıyor. Bunu sakın unutmayın. Aslında çok güzel örnek verdiniz. Ben de aynısını hala yaşıyorum. Benim 2016 yılında Şubat ayında, hiç unutmuyorum, bir makale yazmaya karar verdim. İşte network marketing yapan insanların okuması gereken 25 kitap diye bir liste hazırladım. Bunu makale olarak paylaştım. İnanır mısınız bilmiyorum, dün aynı makaleden bana aboneler geldi. Ve hala gelmeye devam ediyor. Yani bundan 2,5 mu 3, yani bayağı kaç sene oluyorsa bayağı oldu. Yani benim 15-20 dakikamı alan bir makale bana hala abone getiriyor. Aboneler genelde zaten potansiyel müşteri olduğu için orada kurmuş olduğumuz bir sistem gerçekten çok önemli. Bir şey daha ekleyeceğim. Hani illa gelir elde etmeye ya da çok üst düzey pozisyonlara geldikten sonra internet kullanımından ziyade ben artık kapalı eğitimlerinde şundan bahsediyorum. Müşteri mıtlatısı diyorum. Yani müşteriye, karşı tarafa peşin fayda sunabilecek içerikler üretin. Yani bu mesela Yavuz Bey'in örneğinde bu 50 günlük bir e-kamp. Yani 50 gün boyunca elinizden tutup size aslında danışmanlık veriyor. Buna benzer bir müşteri mıtlatısı siz de oluşturabilirsiniz. Bir e-kitap yazabilirsiniz, bir video eğitim serisi yazabilirsiniz, kaydedebilirsiniz. Ya da YouTube'da ürettiğiniz video içerikler sizi devamlı bir şekilde potansiyel müşteri getirecektir. Şu anda mesela çektiğimiz bu video bile bir içerik ve belki 2-3 yıl boyunca bu izlenecek ve bize hem Yavuz Bey'i tanıyacak insanlar hem beni tanıyacaklar ve bizim karşılıklı potansiyel müşterimiz olma ihtimali çok yüksek. Bir de Yavuz Bey'in dediği çok güzel bir doğru bir şey, bir tespit daha var. Dijitalden çok hızlı bir şekilde sonuç beklemeyin. Çünkü dijital ortamda bir ayak izi oluşturmanız gerekiyor. Bir derinlik oluşturmanız gerekiyor ve Google'ın ve Facebook'un sizi endekslenmesi gerekiyor. Yani dijital varlığı oluşturdukça, bunu çoğalttıkça ve yine Yavuz Bey'in dediği gibi devamlı olduğunuz sürece, yani haftada 2 video yüklemeye devam edip bunu 6 ay boyunca sürdürürseniz, ki ben bu şekilde büyümeye başladım. Yani şu anda YouTube kanalımda 150'ye yakın video var ve her sabah uyandığımda WhatsApp'ta hiç tanımadığım bir insan bana diyor ki işte Alişan Bey, sizin şu videonuzu izledim, görüşebilir miyim? Ya da işte ben YouTube'da, Instagram'da şurada şunu izledim, sizinle etkileşime geçmek istiyorum diye her gün potansiyel müşteriler yazmaya başlıyor. Ki bu neden, yani 150 tane video hemen böyle bir günde olmadı. Peyderpey, yani 3-4 yıldır aslında benim aktif bir şekilde kullanmaya başladığım bir şey. Aynı örnek Instagram için de geçerli. Şimdi beni hiç tanımayan bir insan Instagram hesabımdaki son 20-30 tane gönderiye baktığında kafasında diyor ki, ha evet, Alişan aslında çok profesyonel görünümlü, işte aldığı eğitimler, verdiği eğitimler, takıldığı ortamlar, hayat tarzı. Yani Instagram hesabından bile sizin diyor ki evet, bu insanla ben çalışabilirim ya da bu insanla çalışmak istiyorum. Yani bana mesela her gün Instagram'dan, Facebook'tan birileri şunu yazıyor.
ya Nişan Bey siz ne iş yapıyorsunuz ya da işte eğitiminize nasıl katılabilirim ya da sizinle bu işe danışmak istiyorum gibi gibi dijital ortam, yani uzun zamandır, son 3-4 yıldır aktif bir şekilde, bilinçli bir şekilde dijital ayak izimi oluşturmaya başladığımdan beri zaten potansiyel müşteri akışına uğruyorsunuz. Ha, bu hemen olmuyor. Yavuz Bey de buna şahit ama daha sonrasında bu artarak artan bir ivme kazanıyor aslında. Ve ne kadar hızlı başlarsanız aslında o kadar iyi.